İşte son haber izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Beylikdüzü TÜYAP'ta bulunan Intermob Fuarı'ndan sesleniyoruz. Safir Ahşap'ın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Emre Rumeli bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve bu muhteşem ürün yelpazesi ile alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz? Safir Ahşap kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz Emre Bey? Firmamız 2011 yılında kuruldu. Yurt dışına bitmiş oda kapısı imalatı üzerine kurduk. Zamanla kapasite artışıyla beraber çelik kapı imalatı, çelik kapının yarım amilleri, oda kapısının yarım amilleriyle beraber portföyümüzü genişlettik. Şu anda sektörde bulunmayan bir ürünle fuara katılım sağladık. Harika. Peki ürün yelpazemizde kaç çeşit ürün bulunmakta? Ürün yelpazemizden bize biraz bahseder misiniz? Firma olarak rekabet avantajı sağladığımız zaten çok esnek üretim grubumuz var. Her türlü talebi karşılayacak şekilde tasarladık üretim hattımızı. Öyle olunca portföyümüz çok geniş, saymakla bitmez. Onunla beraber talebe göre değişiyor. Yani çok esnek bir üretimimiz var, çok geniş bir üretimimiz var. Harika. Şu arkadaki seri zaten 2019-2020 trendleri oluyor. Öyle olur. Bunların özellikleri nedir? Şimdi sektörde çelik kapı imalatçıları ağırlık olarak MDF'den yapılmış panel yüzeyler kullanırlar. Biz MDF dışında çok daha ekonomik, görseli çok daha cazip ürünler geliştirdik bu sene için. 2020 yılı için çok talep göreceğimizi ümit ediyoruz. Harika. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Biz tamamıyla butik imalat yapıyoruz. Talebe göre herhangi bir resim bile bizim için yeterli oluyor. Yurt dışından çalıştığımız birçoğu firma sadece bize resim gönderiyor ve ölçü gönderiyor. Onun üzerine biz çözümler üretiyoruz. Ama kapasitemizin yüksek olmasından dolayı yüksek miktardaki talebi de karşılayabiliyoruz. Hiçbir yerde bulunmayan özellikli, nitelikli ürünleri de geliştirebiliyoruz. O zaman kişiye özel tasarımlar da yapabiliyoruz. Aynen, en büyük avantajımız o. Buradan da anlıyoruz ki Safir Ahşap olarak müşteri memnuniyeti en üst safhada geliyor. Doğru. Pekala. Karşılaştığınız sıkıntılar neler? Bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü ve memnuniyet gerektiren bir sektör. Evet. Ağırlıklı olarak biz eğer mamul imalatıyla girdiysek müşteri memnuniyetine dikkat ediyoruz. Büyük talep olarak bizim yurt dışından özel nitelikli ürünler yurt dışından talep görüyor. Mesafeden dolayı en küçük bir hata çok büyük bir memnuniyetsizliğe sebep oluyor. Onların çözümünde muhakkak çok efor sarf ediyoruz. Yarım amil olarak tedarik sağladığımız çok fazla imalatçı firmalarımız da var. Onlarla zaten daha rahat çözüm bulunabiliyor. Pekala, satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin ne kadar servis ve garantisini sağlıyoruz Emre Bey? Bitmiş mamul ürün olarak verdiysek 2 sene garantimiz mevcut. Yarım mamul olarak diğer imalatçılara verdiğimiz ürünlerde garanti onların kapsamında oluyor. Pekala. İhracat aşamasından bize biraz bahseder misiniz? Kaç ülkeye ihracatımız var? Direkt ihracat olarak 12-13 ülkeye yapıyoruz. Batı Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar. Bunların tamamına direkt kendimiz ihracat yapıyoruz. Dediğim gibi çok nitelikli ürünleri arayan dış ticaret firmaları da bizleri buluyorlar. Onların da taleplerine çözüm ürettiğimizde ürün çok daha geniş bir portföye hitap ediyor yaptığımız ürünler. Diyebilirim ki direkt ihracatın haricinde de 20-30 ülkeye dış ticaret firmaları aracılığıyla ürünlerimiz ulaşıyor. Harika. Pekala, ileriye dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri nerelerde göreceğiz? Hamdolsun 8 senede çok ciddi bir mesafe kat ettik. Sadece oda kapısı imalatı üzerine kurmuştuk firmamızı. Yoğun talep üzerine yarım mamul, çelik kapı imalatı, çelik kapının yarım mamulü, oda kapısının yarım mamulü olarak portföyümüzü hızla geliştirdik. Ürün gamımız çok geniş. Çok özel çözümler ürettiğimiz için zaten bizimle çalışan firmalar farklı taleplerle geliyor. Açıkçası onlar bizi biraz yönlendiriyor. Planlarımızda mobilya grubunun ve inşaat grubunun tamamlayıcı diğer ürünleri ile portföyümüzü artırma niyetimiz var. Harika. Peki bu kapıları alırken izleyicilerimize ve ekran başındaki kişileri bilgilendirmek amaçlı nelere dikkat edilmeli? İyi kapı olup olmadığını nasıl anlayabilirler? Öncelikle güven duygusu taşıdıkları insanlardan bu kapıları talep etmeleri gerekiyor. Çünkü kapı niteliği çok kolay kontrol edilebilecek, anlaşılabilecek bir ürün değil. Dış görüntüsüyle hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Fakat güvenlik amacıyla alıyorlarsa aldıkları perakendeciye güvenmek zorundalar. Çünkü kapının içinde ne olduğunu bilemezler. Görsel olarak diğer kapılara benzeyebilir.
O anlamda marka değeri taşıyan, uzun soluklu iş hayatında bulunan firmalarla çalışmalarını tavsiye ederim. Fiyat odaklı olmamaları lazım. Yani kapıda fiyatı düşürmek kolay. Çünkü içerisi görünmeyen bir ürün. Dış görüntü yakalandıktan sonra fiyat odaklı olmamalarını tavsiye ederim. Peki Ali, buradan son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Safir ailesi olarak tedarikçisiyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle büyük bir aileyiz biz. Ailemize katılmak isteyenler safirahşap.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirler. Ürün gamımızı inceleyebilirler. Herkese teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, vermiş teşekkür olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı Safir Ahşap olarak başarılarınızın katlanarak devam diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet, işte son haber izleyicileri. Bugün sizlere Intermob'da bulunan Safir Ahşap'tan seslendik. Evinizin en güzel aksesuarı kapı diyoruz ve yolunuz bir kez de olsun Safir Ahşap'tan geçsin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.